Muhtar Yılmaz. Gidiyorsun ha? Gidiyorum kardeş. Eniştemin telefonu var sende. Bana ulaşmak istediğinde ara. Ben yoksam bile not bırak. Unutma bizi devrede oldum. Ararım. Seni unutmak mümkün mü kardeş? Sen unutursan o başka. Unutma ki unutulmayasın. Hadi helal et. Helal olsun. Konuştuğumuz gibi. Anladım abi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Helal olsun. Ver lan cüzdanı bana. Dur abi, tamam vereceğim cüzdanını. Kızma abi, paylaşırız, tamam mı? Ne var? Ulan bana bak. Al, Allah'ın belası. Sen ne verirsen ver, razıyım, tamam mı? O kadar koşturduk. Ulan canını kurtardığına dua et. Yürü lan hadi. James Bond'un son filmini gördün mü? Evet gördüm, çok güzeldi ya. Birader, burada bir çanta vardı. Görmedim. Ne kadar bu? 100 bin. Vay! Başkan! Çıktın ha! Otursana.
Vay be, kaç sene geçti ya, hiç değişmemişsin. O yüzden mi tanıyamadın? Ya kusura bakma başkan, halimiz görüyorsun, okuldaki günler geçti. Harala görele yaşayıp gidiyoruz. O günlerde memleket kurtarıyorduk. Ama şimdi kendimizi zor kurtarıyoruz. Allah seni inandırsın, adam gibi yemek yemeye vaktimiz olmuyor. Sıkma canını, afiyet olsun. Ya ne güzel günlerdi o günler. Hepimiz bir yerlere savrulduk. Ha, sahil çıkalı kaç gün oldu? Bizimkilerden kimleri gördün? Dün çıktım, kimseyi görmedim daha. Yeni geldim İstanbul'da. Biz senin haberini almıştım içerideyken. O şimdi patron dediler. Patron mu? Babadan kalan dükkanı büyüttük diye patron mu olduk? Vay be. Neyse bu da bir şeydir. Sen söyleyene değil söyletene bak. Belki bir gün biz de patron oluruz. Patron olan da var bizim ekipte, müdür olan da. Herkes bir yerde, işinde gücünde. Ha, bizim Lazoğlu'nu biliyorsun. Milletvekili oldu. Telefonu var mı? Var. Ama hep kapalı. Seçimlerden sonra kapsamalın dışına çıktı beyimiz. Partiden de aradım ama ulaşamadım. Turgut'tan bir haber var mı? Turgut Arman mı? Asıl patronu işte. Tekstil fabrikası var. İhracat yapıyor. Kardeşleriyle ortak. İşi büyüttü bayağı. Mağazalar, arsalar. Bak onun telefonu hep açıktır. İşine yarar seni. Dur bakayım. Ulan defterde hiç çift çarşısı. Heh işte burada. Buyur. Meşgul. Salih ne yapıyor? Salih? Hoca mı? Salih Hoca kitapçılık yapıyor Sahaflar Çarşısı'nda. Hoca hala bekar biliyor musun? O tozlu kitapların arasında kafayı yedi. Yakında kırklara karışır. Durak denecek var. Yanasana kardeşim. Son durak uzatır mısınız? Bir son durak alır mısın? Bir tane de buradan al. ₺250.000 veren bayan. ₺250 daha vereceksin. Ortadaki bayan, sana söyledim. Ben ₺250.000 vermedim ki. 1.000.000 verdim. Ne 1.000.000'ü ya? Dalga mı geçiyorsun akşam akşam? 1.000.000 verdim kardeşim. Yalan mı söyleyeceğiz? Öndeki beyefendi uzattı hatta. Bayan doğru söylüyor. 1.000.000 verdim. Yok ya. Ben de kördüm zaten. Dümene bakma. Doğru konuş kardeş. Ne istedin lan? Konuşmayı senden mi öğreniyorsun? Ulan. Uyar. Akşam akşam. Başına bela mısın ya? Bela mısın? Serpil abisi. Adam gibi konuşmayı öğreneceksin, anladın mı? Ulan ben şimdi senin... Serpil abisi. Kaçma lan, kaçma! Sağ ol kardeş. Bu sağ olsun abisi. Benim adım Kemal. Falçata Kemal. Ben de Serdar. Sadece Serdar. Ben de buradan yürürüm artık. Bir çay içseydik ya. E hadi içelim. Ulan havalar soğur sen kaynarsın Falçata. Kaşınıyorsun yine. He abisi geç bile kaldım. İçeri girmem lazım. Lacivert bu ya. Yazın gezer kış gelince hapse girer. Kar yağdı mı Falçata'yı bulamazsın dışarıda. Herif hapishaneyi otel sanıyor. He vallahi.
Ne diye kaçtın o zaman? Bekleseydin polisleri. Yok, o kadar da değil abisi. O minibüsçü çekirgelerden hiç layak yedin mi sen? Bir üşüştüler mi Allah yarattı demezler. Ben kış gelince hapse girerim abisi. Hastaneye değil. O kadarına da aklım basıyor. Abisi! Bugün gazeteye baktın mı abisi? Ben bulamadım da. Baktım. Ustura Kemal'i vurdular. Astır lan. Öldü mü yani? Ülen, Ustura Kemal ölürse roman biter oğlum. Onu çizen herif senin gibi lacivert mi? Onu çizen herifi bir yakalasam ben çizeceğim abisi. Görecek o zaman ustura mıymış, falçata mıymış? Kim bu herif? Haldun Sever, ressam. Ama müthiş çiziyor abisi. Gebertiyor beni biliyor musun? Hastasıyım herifin. Nasılsın enişte? Sağ ol kayıcım. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Hadi geç. Buyur. Zeynep. Ayakta kaldın. Hadi geçin bakalım. Bırak ağlamayı. Hadi geçin. Çaylar geldi. Yeğenime bak. Büyümüş de avlu olmuş. Hadi abla, yeter artık ağladın. Hadi, ağlama da ye önündeki. Yer o yer. Hem yer hem ağlar. Bir şuna bak, bir bana bak. Baba, uğraşma annemle. Bak dayım da geldi, sen tek kaldın ona göre. Serdar benden yana. Sever beni kayınço. Hafize ablam da sever seni işte, bilirim. Uyy. Alo. Meltem Karadeniz. Merhaba. Daha önce de aramıştım. Anneniz söylemiş olmalı. Cüzdan için evet. Rica ederim. Siz adresi verin ben getireyim. Nerede? Yok hayır bilmiyorum. Üsküdar'da. Şemsi Paşa Çay Bahçesi. Bulurum. İyi akşamlar. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi al, kiminin sarı. Ah beni vursalar, bir kuş yerine. Ah Serdar, ah deli Serdar. Sonunda çıktın ha taş medreseden. Geç.
Geç öyle otur. Yoksa sabaha kadar ağlarım. Sen eskiden de ağlardın Salih Hoca. Gözyaşı medeniyetinden bir sen kaldın aramızda. Remzi'den aldım adresini. Kulakların içinde attık biraz. İyi gördüm seni. Hala bekar mısın? He? Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi. Sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görünmemiştir. Çok özlemişim seni Serdar'ım, çok. Ne oldu bize böyle? Ne canlardık. Kırılıp gittik üçer beşer. Gök ekini biçer gibi. Okulun yarım kaldı değil mi? Ya annen ne yapıyor? O mübarek kadın, o cennet hatunu. Hani o yediğimiz saç böreklerinin ak saçlı kraliçesi. Anamı kaybettik, 3 yıl oldu. Kimse kalmadı memlekette yani. Öyle. Ablam var burada İstanbul'da. O da saç böreğinde ustadır. Anamdan geri kalmaz. Gideriz bir gün. Gideriz. Sen? Ben hiç. Ben bir hiç olabilmek için kaç yıl uğraştım biliyor musun? Neyse, bakacağız işte. Önce bir iş. Gazete ilanlarında vardır belki bana uygun bir şeyler. Vay Bekir vay. Ya amma şaşırdım. Vay be. 17 yıl oldu ha. Hep İzmit'te miydi? Nerede? Memleketin yarısını gezdirdiler. Edirne, Afyon, Burdur, Kartal, Eskişehir. En son Çorlu cezaevini gördüm. Senin çevren geniştir o zaman baba. O saydığın hapishanelerde ülkenin en müftah simaları da var. Tanımışsındır muhteremleri. Doğru, çoğunu gördüm oralarda. Bazılarıyla ahbap olduk. Çengel atan olmadı mı sana? Senin gibi sıkı adamları boş bırakmazlar çünkü. Yok, bana bulaşan olmadı pek. Aslında sana haksızlık yapıldı. Boşuna yatırdılar 17 sene. Ulan ne memleket. Seni içeride tutmak için ne fırıldaklar çevirdi o tecavüzcü zibidinin babası. Hepsini biliyorum. Ama herif nüfuslu baba, yazamıyorsun ki. Hatta seni ortadan kaldırmak için içeri adam soktular. Bak bunu da biliyorum. Bana kalsa hepsinin ipliğini pazara çıkarırım ama hatta ufak tefek de olsa yazdıydın bir şeyler baba. Okuyabildin mi bilmem. Ya gördün mü teyze? Memleket bu işte. Senin yaşadıkların hiç bile. Ne hiç oğlum? Ahir ömrümde perişan ettiler beni. Tek maddi dayanağım vardı, elimden aldılar. Bir umudum sensin. Ne yapayım? Nereye gideyim? Sen yazarsan belki işe yarar. Ya baba kusura bakma. Şefika teyzenin işini birine vereyim de. Tamam. Kusura bakma oğlum. Senin işine de mani oldum belki ama. Benimki iş değil teyze. Üzme kendini. Nasıl üzülmeyeyim oğlum? Ben bu halimle nasıl başa çıkarım? Arsama el koyup otopark yaptılar. Çıkın diyorum, çıkmıyorlar. Adamlar eşkıya. Şehir eşkıyası. Onlar varken de kimse almıyor arsayı. Siz alın o zaman, o da yok. Kuzu İsmail diyorlar adama. Ama kurttan beter. Kaldım ortalıkta. Kimsem yok. Param yok, gücüm yok. Ne yapayım ben, kime gideyim? Bu arkadaşa her şeyi anla Şefika teyze. Evrakın fotokopisini çeksin. Gerisini ben hallederim, tamam mı? Teyzemin fotoğraflarını çek, elimizde bulur. Tabii gerekeni yaparım şef. Gel teyzeciğim. Sen de dua et şu iş bitsin artık oğlum. Ederim teyze. Sen üzülme. Allah'ım. Nedir bu başıma gelenler?
Vaziyeti zor hakikaten. Arsasını otopark mafyasına kaptırmış. Ne alabiliyor ne satabiliyor. Mahkemeye gitse iş alır başına. Benim de yapabileceğim bir şey yok aslında. Yazarım yazmasına da kimse ciddiye almaz. Kim bu kabadayı? Kuzu İsmail diye bir herif. Bu civardaki otoparklar ondan sorulur. Yani kendi çapında şöhret sayılır. Afiyet olsun. Merci. Sağ ol. Benim cüzdanım için kendi valizinizden oldunuz. Kendimi size borçlu hissediyorum. Yo, üzülmeyin. Valizim sizin cüzdanınız kadar kıymetli değildi. Bilmiyorum. Maaşımı kurtardınız aslında. Yani ev kiramı, taksitlerimi, bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Demek ki helal paraymış. Sizinkiler haram mıydı? Gömleklerim mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Yolunuz düşerse bir gün iş yerime kahve içmeye beklerim. İnşallah. Ablamın numarası. Bir sıkıntınız olursa ararsınız. Ararım ama bir şartla. Ne şartı? Hesabı ben ödeyeceğim. Nasıl olsa cüzdanıma kavuştum. Param var artık. Jantları yıka hop. Bu sefer de jantlarda yağ bulursam oyarım seni. Çiçek gibi arabayı rezil ettiniz develer. Arabana da sana da jantlarına da. Buyur aga. Kuzu İsmail dedikleri sen misin? Ne vardı? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Bak kuzu kardeş. Yaşlı bir kadının malını işgal etmek yakışmaz sana. Ya bu mekanı boşalt ya da satın al o kadından. Çizme arabayı lan hıyar. Sen avukatı mısın o kadının? Bak kardeş. Ben uzun lafı sevmem. Söz ağızdan bir kere çıkar. Tekrarlamam. Yok ya, aferin sana. Sen de kısa kes o zaman aga. O Şefika karısının avukatıysan mahkemeye gidersin. Yok değilsen yürü de ense tıraşını görelim. Ben 17 yıl yedim kardeş. Bir 17 yıl daha yerim. İyi ya, afiyet olsun. Madem iştahın var 27 yıl da yersin aga. Dert mi bana? İşine bak lan! Serdar Yılmaz. Evet. Sizi biraz bekleteceğim Serdar Bey. Turgut Bey toplantıda. Şöyle buyurun. Ne ikram edelim size? Çay, kahve? Çay olabilir. Ne biçim iş yapıyorsunuz Allah aşkına? Ben senden Comtex'in haciz dosyasını istedim. İhracat dosyasını değil. İş yaparken biraz daha dikkatli olsan iyi olur. Buyurun. Ya ne oldu dosya? Başkan, gözlerime inanamıyorum. Geldin ha? Başkan, hiç değişmemişsin be. Saçların biraz kırlaşmış o kadar.
Dur Serap'la tanıştırayım seni. Serap kız kardeşim. Aynı zamanda avukatımız. Serdar okul arkadaşım. Bizim başkanımız da o zamanlar. Ama felaketti. Zehir gibiydi. Oldu. Şimdi size hoş geldiniz diyebilirim. Bu kız böyle işte. Kusura bakma başkan. Dünyadaki bütün evlilikleri düzeltmeyi görev edindi de. Abim doğru söylüyor. Bize bir 15 dakika müsaade et başkan. Önemli bir toplantı var ama az kaldı. Sen keyfine bak. İşin zor bacım. Allah yardımcın olsun. Bir telefon etmem mümkün mü? Tabii buyurun. Buyurun. Kemal orada mı? Kemal. Evet Falçata Kemal. Tamam bekliyorum. Buralarda kolay kolay araç bulamazsınız. Gideceğiniz yere kadar götüreyim mi? Hı hı. Kusura bakmayın Turgut abim size vakit ayıramadı. Ama gerçekten şu sıralar başımız biraz belada. Çok üzüldü abim. Nasıl bir bela bu? Of, aslında şeytanın git gebert dediği bir bela. Ama yapamıyorsun işte. 2 senedir adliye koridorlarında koşuşturup duruyorum. Sonunda yenileceğiz galiba. Kime? Hasip Güven'i bilir misiniz? Güven tekstilin sahibi. Pisliğin tekidir. Ahmet abimin bir hatasını kullanıp borç batağına sürükledi bizi. ...100 milyarlık borç 1 trilyona çıktı. Şimdi de fabrikayı almak istiyor. Tam bir sülük. Perişan oldum. Turgut abim fabrikayı gözden çıkardı. Ama adam ne var ne yok hepsini istiyor. Amacı bizi piyasadan silmek. Aa, Taksim'e gitmeyecek miydiniz siz? Çok özür dilerim dağılmışım vallahi. Kusura bakmayın. Önemli değil. Sağ ol. Nereye kayboldun abisi? Sırf seni bekledim biliyor musun? Gidip yatacaktım. Ölüyorum vallahi. Geçmiş olsun kardeş. Ya şunu su bardağına yapsana abisi. Çatlama abisi. İstersen fakirhaneye gidelim abisi. Misafirim ol. Olur. Dağınık biraz abisi. Kusura bakma. Buyur, geç otur. Ben bir çay demleyeyim. Falçata, bir emanet bulabilir misin? Ah.
Bize çay söyler misin lütfen? Tabii Serap Hanım. Kahretsin. Mehmet Efendi. Yerim seni. Hadi be. Bıktım ya aman. Armağan tekstil. Yok canım, bana gelmedi öyle bir şey. Eminim tabii, hayır. Bak meşgul etme beni, tamam mı? Zaten Serap Hanım'la başım belada. Herkes barut fıçısı burada. Hayır dedim. Mehmet Efendi. Kaç kişi var içeride? Bekle bir dakika. 7 kişi. Saçma. Sen olsan bu ödeme planını imzalar mısın? Ben... Bakasın. Ben imzalarım. Eğer karşımdakini yok etmek istemiyorsan. Önemli olan abinin cevabı. Burada yönetim kurulu başkanı o. Sanırım. Serap'ın imzasında yaban at nasip. Beyaz Saray'da Hiler neyse burada da Serap o. Ya bu işler sana mı kaldı başkan? Dur bir dakika. Önemli mi kardeş? Herkes yemekteydi. Ben de sıkıldım. Kusura bakma başkan. Toplantı az sonra bitecek. Beklersen yemeğe çıkarız. Tamam. Ahmet gelmiyor mu? Abim Serap'la gitti. Buyur başkan. Sağ ol başkan. Aylardan beri ilk defa sayende rahat bir yemek yedik. O Hasip denen adam fabrikayı mı istiyor? Sadece fabrikayı değil. Zeytinburnu'nda bir arsamız var, onun da peşinde. Neci bu adam, tefeci mi? Asıl işi o. Benzer bir yöntemle ele geçirdiği bir iplik fabrikası da var. Elini veren kolunu kurtaramıyor Serdar'cığım. Herif müthiş düzenbaz. Hayret, düzenbaz olduğunu anladınız sonunda. Eğer Hasip bu şirkete sahip olursa bu Ahmet'in ona bir hediyesi olacak. Abartma Turgut ya. Abartması var mı abi Allah aşkına? Hiç gereği yokken gidip Hasip'ten borç alan sen değil misin? Neymiş yatırım yapacakmış? Dünya ekonomik krize girmiş, holdingler küçülerek ayakta duruyor. Sen hala yatırım peşinde koşuyorsun. Hem de tefeci parasıyla. Olacak iş mi bu abi? Akıl var, mantık var. İyi işte, madem sizde akıl var, mantık var, ben çekildim. İşi size bıraktım. Kusura bakma Serdar, seni tekrar gördüm mesela. Abi bir dakika gelir misin lütfen? Abi lütfen. Bırak Serap, sen otur. Oldu mu? Rahatladın mı? Saçmalama. Asıl saçmalayan sensin. Adam Turgut abimle beraber yıllardır didindi. Sen İngiltere'de okurken deliler gibi çalıştı. Teşekkür edeceğine en zor anında 40 yılda bir hata yaptı diye... Bir kalkıp dövmedin kaldı. O kadar yiğitsen git Hasip Güven'i döv. Bana bak. Korkut yeter kes. Burası yeri değil, anlaşıldı mı? Kusura bakma başkan. Paramızla birlikte morallerimizi de tüketiyoruz anlaşılan. Boş ver. Demokrasilerde çare tükenmez. Doğru. Ben Ahmet'le gitsem darılmazsın değil mi? Gönlünü almam lazım. O ne demek kardeş? Tabii ki darım. Siz oturun. Serap, sen başkanı bırakırsın. Bırakırım abi, merak etme sen. Oturalım mı? Nasıl oldu bu? Kavgada.
Bunu düzeltemezsin. Dayı, bu İtalyan be. Elmas! Kız gelsene, kör olmaya sıcak. Ne var anne? Ne bağırıyorsun? Bağırırım tabii. Nerede Dilek? Kursa gitti ya anne. Sanki bilmiyormuş gibi soruyorsun. Şan dersi vardı bugün. Başlayacağım onun şanına, şöhretine. Şarkıcı karısı binnoz olup çıkacak başımıza. Öf anne, öf. Bazen öyle oluyorsun ki, eh yani. Ne bakıyorsun? Gelsene buraya. Alo. Evet. Ne? Falçata mı? Ne falçatası? Falçata diye biri arıyor dayı. Elman, efendim? Ekmekleri unutma. Tamam Kemal, anladım. Arabaya bak abisi ya. Malzemeyi bak. Sen bekle. Hadi. Sen tetikte dur. Bir sakatlık olmasın. Merak etme abisi, biz işimizi biliriz. Yok anam yok, yarın gelemem. Ya bu gece ya da hiç, anladın mı? Yok ya. Anan güzel mi senin? Sen daha güzelsin de uyum kötü. Kızım böyle yapma bak. Hadi lan hadi. Şöyle yola gel keçi. Ağzını burnunu yerim senin. Nezleli kelebek. Tamam. Anladım. Saat 1'de oradayım. İyi geceler güzelim. Ulan amma nazlandın. Düşündün mü? Neyi? Dün söylediğimi. Ne demiştin hatırlayamadım. Ben iki kere söylemem. Sana bir hafta izin. Ya buradan gidersin ya da kadının parasını verirsin. Sözümü de hatırlatmam gibi. Efendi ol, canını yak kardeş. Allah belanı versin lan manyak herif. Her şeyi mahvettin lan. Abisi gel gel. Bu vaziyette karıya nasıl gideceğim? Adam gibi söylesene. Sağ ol kardeş. Nasıl yaptın bu işi? Kapı bacağı açıktı. Gerçi açık olmasa da bir şey fark etmeyecekti. En kralı bana en fazla 5 saniye dayanır, biliyor musun? Şurada dursana. Bakar mısın kardeş? Otoparkta sana bir müşteri var. Taksi bekliyor. Tamam beyim, sağ ol. Eyvallah. Gidelim. Bu eksikti. Düyelim abisi. Dur dur. Yürü. Merhaba. Bu çiçekleri seversin sen. Geçmiş olsun kardeş. Acı var mı abisi, acı? Sağ ol anam. Ağır biraz. Kusura bakma kardeş. Mani olduk galiba. Anlaşıldı kuzu, konuşmayacaksın sen. Ama biz buluruz, merak etme. Ben olanı söyledim. Kimsenin suçu yok. Kabahat benim, kaza. Öyle olsun bakalım. Silahı da buluruz biz. Hadi yürüyün.
Hatırladın mı kardeş? Üzülme. İnsan arada bir unutuyor işte. Olacağı varmış. Ha, araban aşağıda kardeş. Lazım olursa gene alırız. Güzel arabaymış. Maşallah var. Ne zaman oldu bu? İçeride. Benimkinin babası adam sokmuş. Ustura salladı, tutturamadı. Adama ne oldu abisi? Helada kendini asmış. Öyle dediler. Nil, yapma lütfen. Yine yanlış evrak vermişsin. Affedersiniz. Çet yapmaktan çalışmaya fırsat bulamıyor hanımefendi. Anlamadığınız bir şey var. Bu bir borç. Sizin borcunuz. Ve biz de iş yapıyoruz. Global kriz sizin kadar beni de etkiledi. Ama ben borçlarımı ödemezlik yapmadım. Hükümetin canı sağ olsun. Bu işin hükümetle alakası yok. Herkesin aldığı kredi ortada. Tabii. Hükümette her gün kredi bülteni yayınlıyor zaten. Değil mi? Kim ne almış efendim? Ne kadarını yemiş? Hepsi açık seçik ortada sanki. Bir dakika beyler. Kimsenin kredisi bizi ilgilendirmez. Şu anda 1 trilyonluk bir ödeme planımız var. Ve bu da gerçekçi bir plan. Ödeme planımızı kabul edin, sorunu çözelim. Ödeme planı senin sorununu çözer Turgut. Bizim değil. Biz başka türlü çözmesini de biliriz. Odaya çay gönder. Sen ver, ben götürürüm. Ya başkan, ne yapıyorsun sen? Fark etmez be kardeş. Geç otur şöyle, geç. Sizin sorununuz çözümsüzlük. Yo, fabrikayı devredin, sorunun yarısı çözülür. Ve Zeytinburnu'ndaki arsa. Arsa mı? Hayda, bunlar bizi yutmak istiyor. Abartma. Arsayı unut Asil. Fabrika belki. Fabrika ne ki? Külfeti var. Satamam bile. Fabrikayı da unut. Abiminki lafın gelişiydi. Doğru. Fabrikayı ancak hacizle alırsınız. Haciz işinize gelir tabii. Biz hacize bırakmadan da bitiririz bu işi. Demokrasilerde çare tükenmez. Öyle ya da böyle kimsenin bir şey vermeye niyeti yok. Ya ödeme planını imzalarsın ya da bu dosya kapanır. Ben sizi kapatmayı düşünüyorum. Anlaşıldı. Bu iş burada biter. Şu telefonu uzatır mısın? Bahçete. Sen mi çıkıyorsun telefonu? Tamam. Gelebilir misin kardeş? Evet. İş. Fabrikadayım ben. Tamam. Boş gelme. Size iyilik yaramaz. Benden günah gitti. Şimdi gidiyorum. Tekrar geldiğimde siz gitmiş olacaksınız. Çeneni kapa, fermuarını çek ve defol. Çak!
bitireceğiz bu işi. Başka yolu yok. Serap başımıza iş açacak. Nereye savuştun başkan? Önemli değil, boş ver. Siz birbirinizle hasret gidererek de doyabilirsiniz ama ben açım. Sahi ya. Vaziyetin nasıl başkan? Aç mısın? E işte. Hadi gidelim o zaman. Oh. Hadi bakalım. Su alır mısın kardeş? Tabii efendim. Nerede kalıyorsun başkan? Belli olmuyor. Sağda solda. İş? Bakacağız. Birlikte bakalım. Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Bakar mısın? Buyurun efendim. Bize bir oda ayır ön tarafta. Tabii efendim. Al bakalım. Gıcık. Al al. Sağ ol benim canım abi. No way out. Vereceğiz yani, öyle mi? Vereceğiz. Başka yolu yok. Vereceğiz ve Sultan Hamam'a geri döneceğiz. Ta en başa. Bütün iş bir tek imzada başkan. Hasibin niyeti bozuk. O bizi yemek istiyor. Yiyebilir mi? Yer. Kılçık bile bırakmaz. Sizin teklifiniz neydi? Bir ödeme planı sunduk, yanaşmadı. Nasıl bir şeydi? Ödeme planı mı? Evet. Bir dakika. Serap.
Bizim plan yanında mı? Ver bakayım. İşte bu. Dolar kaç paraydı bu parayı aldığınızda? Ben hatırlıyorum. 215 bin lira civarındaydı. Bu bende kalabilir mi? Tabii, istiyorsan kalsın. Serap, şu telefona baksana. Tabii abi. Efendim? Kim? Kim arıyordu? Anlamadım. Aa, bir saniye lütfen. Seni Falçata diye biri arıyor. Alo? Kardeş, nereden buldun bu numarayı? Biz buluruz abisi. İstihbaratımız sağlam, elimiz uzundur. Ya kardeş, alem adamsın. Beni bile şaşırttın. Ya abisi, hayatım değişti biliyor musun? Öl desen ölürüm ha. Ya iyi ki o minibüsçüyü marizledim ha. Alo. Kuzu kardeş, sen misin? Ben Serdar. Bir ihtiyacın var mı? Yok. Yani sağ ol. Size de iyi geceler. Ulan manyak mıdır nedir bu adam ya? Allah Allah. Allah Allah. Nil Hanım, bacım sen misin? Hasip Güven'in cep numarası var mı sende? Hasip Bey, Turgut Bey saat 2'de bekliyor sizi. Sen de kimsin? Mehmet nerede? Mehmet izinli bugün abisi. Babası ölmüş biliyor musun? Bana rica et yerine bakmam için. Thank you.
17 yıl yedim kardeş. Bir 17 yıl daha yerim.